Ben bekarım da Hı. ablam kendi fikri, evli ablam kendi fikri veya zekatı varsa bana verebilir mi? Çünkü hani babam hiçbir ihtiyacımızı karşılamıyor. Annem bir yaşlı bakımı yapıyor. Hani onunla aldığı bir küçük miktarla evin hani belli ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama benim hani ve annemin ihtiyaçlarını gidermemiz için hani yeterli gelmiyor. Tamam. Bundan dolayı hani ablam bana verebilir mi fitresini? Tamam. Hocamıza yöneltelim sorunuzu. Allah yardımcınız olsun diyelim. Hayırlı Ramazanlar İstanbul'a. Selamlar. Buyurun. Yani tabii Ramazan ayındayız haliyle fitre, fidye, dolaylı olarak da zekat soruları gelmekte. Bugünlerde insanlar artık mali yükümlülüklerinde ifa etmek istiyorlar. Fakat kimlere verecekleri konusunda tabii ki tereddütler olabilir. Malum Tevbe suresinin 60. ayetinde sayıyor. İnne sadakatu lil fukara diye başlayan ayette. Orada 8 sınıf insandan bahsediyor. Onların her birer de muhtaç, mağdur insanlar, fakir insanlar. Şimdi kardeşimizin sorduğu şey şu. Yani bir abla veya kardeş diğer kardeşi mağdur olan, muhtaç olan bir kardeşi zekat verebilir mi? Bir engel yok. Verebilir. Verebilir. Ama burada esas şu olması lazım. Kesinlikle verilen kişinin fakir olduğuna dikkat etmek lazım. Peki kimlere verilmez? Herhalde tereddüt şu. Yani birinci derecede yakınlar, yani bakmakla yükümlü olduğumuz yakınlarımıza fakir de olsalar zekatımızı, fidyemizi ne yapmayız? Veremeyiz. Hatta Veremeyiz. adak kessek bizim adağımızdan, onların etlerinden de onlar istifade Çünkü edemezler. bakmakla Tabii. yükümlüyüz. Yani kardeşler birbirlerine bakmakla yükümlü değil. Bu durumda ne yapabilir? Birbirlerine verebilirler. Bunun bir istisnası var mı? Var. Şöyle diyeyim. Tabii ki biliyorsunuz çocuklar anne babasının mal varlığıyla ondan sonra ne olurlar? Zengin olurlar. Çocuk diyorum, bakın daha henüz buluğa ermemiş, yetişkin olmayan çocuklardan bahsediyorum. Eğer anne baba varlıklıdır. Anne baba varlıklıysa küçük çocuklar da varlıklı demektir. Onunla beraber haliyle o küçük çocuğa diğer kardeş ne yapamaz? Yetişkin olan diğer kardeş zekat veremez çünkü babasına bağlı. Böyle olmama koşuluyla zaten seyircimiz aile durumunu ifade etti. Mağdur olduklarını, muhtaç olduklarını ifade ettikten sonra bu istisnaya bile gerek yok. Kardeşler birbirlerine zekatlarını, fitrelerini, fidyelerini verebilirler. Teşekkür ederiz hocam.